Herkese merhaba. İstanbul Havalimanı'ndayız. Evet, geçen haftaki boydan boya dolaşmamızı tam bu arkamızdaki İstanbul Havalimanı'nın logosunun olduğu yerde sonlandırmıştık. Şimdi buradan kaldığımız yerden, geçen hafta kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz gezmeye. Hem gezeceğiz hem de sizle sohbet edeceğiz. Evet, biliyorsunuz İstanbul Havalimanı 6 Nisan'daki ilk uçuşla 14.00'da yapılan IST koduyla yapılan ilk uçuşla birlikte tam kapasiteyle uçmaya başladı. Fakat tabi turistler de çok soruyor. Yani Nisan ayında mı başladı yoksa Ekim ayında mı? Ekim ayında başlayan uçuşlar aslında havalimanının açılmasıyla ilgiliydi. Yani İstanbul Havalimanı açıldığı zaman İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı aynı anda çalışmaya başladı. Yani izleyicilerimiz belki bunu çok iyi biliyor olabilirler ama yurt dışında özellikle Almanya'da, Hollanda'da ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bunu çok soruyorlar. Aynı zamanda da Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor benim arkadaşım. Ve bunu da soruyorlar. Ekim'de mi açıldı yoksa Nisan'da mı açıldı? Aslında Ekim'de açıldı, Nisan'da açıldı. Bir karışıklığa gerek yok. Ekim'de açılması İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle ilgili. Ama İstanbul Havalimanı'nın tek başına tam kapasiteyle çalışması aslında Nisan ayında, yani Atatürk Havalimanı'nın kapanmasından sonra oldu. Dolayısıyla burada orada bir yanılgı var. Uçuşlar 6 Nisan'da başlamadı. Tam kapasiteyle çalışması, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle çalışması Atatürk Havalimanı'nın kapanmasından ve o büyük taşınmayla birlikte bütün buradaki gerekli olan bütün eşyaların taşınması ve Atatürk Havalimanı'nın kapanması ile ilgiliydi. Bunu da not olarak sorulan sorular içerisinde olduğu için mecburen sizle paylaşıyoruz. Herkes de tabii bir şekilde sorularını sordukça da biz buradan cevaplandırıyoruz. Evet, şimdi bulunduğumuz yer İstanbul Havalimanı'nın en popüler yerlerinden bir tanesi. Buraya geldiğin zaman mutlaka çoluk çocuk kimse burada bir fotoğraf çekiyor. Yani selfilerin çekildiği yer diyebiliriz. Geçen hafta da en baştan, yani havalimanının girerken sol tarafından buraya kadar gezmiştik ve ondan sonrasında da kaydımız burada bitmişti. Şimdi buradan sizi tekrar seyahate kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte arka tarafta da özellikle turistlerin ve gelen yolcuların selfie çekme şeylerini görüyorsunuz, anlarını görüyorsunuz. Burası bir hayli, yani ana açısından hem de markalaşma açısından güzel olmuş. Yani Atatürk Havalimanı'nda böyle bir yer yoktu. Burası gerçekten hemen hemen tüm yolcuların gelip burada mutlaka fotoğraf çekti ve anılarını paylaştığı bir yer. Ve günümüz sosyal medya çağında bu tip logolar, bu tip güzel espriler olması gerçekten de markalaşma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir sosyal medyacı olarak, yani üniversitede sosyal medya dersleri veren bir kişi olarak, aynı zamanda marka konusunda da uzman bir kişi olarak bunları söyleyebilirim. Evet, şimdi burası, buranın önemli yeri aslında logonun, yani o İstanbul Havalimanı logosunun olduğu yerin hemen arkasında geniş bir pasaport kontrol bölümünün olması. Yani insanlar her halükarda nereye giderse gitsin buradan gelirken fotoğraflarını çekiyor ve arkasından da pasaport kontrolünden gidiyorlar. Geçen hafta da göstermiştik, bayağı merak etti seyircilerimiz. Burası aynı zamanda, işte göstereceğim şimdi. Bakın, aşağısı gözüküyor. Yani burada eğer yolcunuz varsa, buraya kadar, daha doğrusu haberleşiyorsanız, bavulunu bekliyorsa aşağı gelip size merhaba diyebilir. Evet, devam ediyoruz şimdi dolaşmaya. Kaldığımız yerin öbür tarafı, yarısını anlatmıştık. Şimdi yarısından sonrasını anlatacağım. Evet, şimdi ilerliyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi biraz önce baktık. İstanbul logosunun olduğu yeri geçtik. Şimdi size international dış hatlar. Yani burada bir şey daha söyleyeceğim. Türk Hava Yolları'nın, daha önce de belirtmiştik, A'dan F'ye kadar check-in kontarları var. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi arka tarafta Türk Hava Yolları'nın check-in kontuarları var. Burası A'dan F'ye kadar bu kontuarlar bulunuyor. Ve burada sadece dış hatlar, sadece iç hatlar diye
bölümler ayrılmış. Evet, işte şimdi daha yakından görmeniz için hem de konuşalım hem de siz görün. Evet, bu bölüm mesela şu anda bulunmuş olduğumuz Türk Hava Yolları'nın bu kontuarı dış hatlar. Sadece buradan dış hatlara gidiyor. Hatta şöyle görebilirsiniz, eğer göstereceğim. Şimdi birazdan gideceğiz. Üstte de özellikle yazıyor bunu. Şimdi burası, bakıyorsunuz, A'dan. Burası AG. Öbür taraf JS diye gidiyor. Bakın hemen arka tarafta. Şu yukarı çevireyim. Gördüğünüz gibi burası dış hatlar. Dış hatlar ekonomi bölümü. Şimdi geçen hafta da yapmış olduğumuz yayında bir şey söylenmişti. Özellikle oturma yerlerinin çok az olduğuna dair. Evet, bir yandan ilerleyeceğiz. Hem de siz de aynı zamanda oturma yerlerini arkada görüyor olacaksınız. Şimdi ilerliyorum. Bakın sadece şu arka tarafta, şu anda ilerleyelim. Bu bölümlerde var. Yani giriş hollerinde, pasaport kontrollerine kadar olan bölümde sadece check-in kontuarların olduğu bölümün hemen, şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Şimdi bakın şu arka taraf, bu iki taraf check-in kontuarları burası ve genellikle oturulan yerlerde burada. Şimdi sizi başka bir yere daha götüreceğim. Şimdi mesela diyelim siz buradan uçağa bineceksiniz. Daha henüz pasaport kontrolünden geçmediniz. En çok sorulan şeylerden bir tanesi de fast food ya da yemek yenecek yerler var mı sorusuydu. İşte bunu da şimdi kapsamlı biçimde boydan boya gezmiş olacağız. Evet, hemen şimdi aşağıdan gösteriyorum. Yukarıda bu görmüş olduğunuz arka tarafa kadar bu tahtalı, tahta rengi yani olan bölüm. Öbür tarafta, yani sol taraftaki bölümde otel var. New York merkezli bir, işte 4 saat, 5 saat kadar kalabildiğiniz bir otel var. Bu bölgesi ise olduğu gibi yemek yeme alanları. Yani burada hem fast food hem yemek yeme alanları bulunuyor. Kafe değil yani, birazdan göreceğiz gidip. Burada gelip normal fast food alanlarından uçuş yapmadan, uçuşa gitmeden önce yemeğinizi yiyebileceksiniz. İşte şöyle giderken bir yandan da size göstereyim. Şu arka bölüm olduğu gibi şuradan başlıyor. Oraya kadar buradan fast food alanları bulunmakta. Şimdi hemen yavaş yavaş hem gidelim hem siz o sırada havalimanının etrafına bakın. Şimdi burada hemen arkamda, burası dış hatlar gidiş yani güvenlik kontrolüyle iç hatlar kontrolünün arasındaki bir yer. Yani şimdi hemen arkada göstereceğim. Bugün de bir hayli kalabalık. Bakın arka taraf, burası iç hatlar gidiş. Yani bu bölgede iç hatlar gidiş güvenlik kontuarları bulunuyor. Evet, bugün bir hayli kalabalık. Şimdi birazdan yukarı çıkacağız. Evet, şimdi üst kata çıktık. Arka tarafta oturma grupları da yer alıyor. Şimdi burası tamamıyla fast food alanların olduğu yer. İşte görüyorsunuz, yavaş yavaş arkaya doğru ilerleyeceğiz. Burada iç hatlarla dış hatlar arasındaki bölge burası ve bir hayli yer var burada. Ama normal şartlarda pasaport kontrolünü geçtiğiniz zaman başka yiyecek alanlarına da gidebiliyorsunuz. Ama burası pasaport kontrolünün öncesindeki yerler. İşte arka taraf bu pizzacı. Evet, isterseniz hamburger bölümü var arka tarafta. Ve işte burada da kasalardan geçerek Türk yemeklerin yendiği işte fast food alanları mevcut. Burada gelip göstereceğim şey, buradan istediğiniz yemekleri seçiyorsunuz ve kolay gelsin. Oradan, kasadan ödeyerek çıkıyorsunuz. Normal klasik sıraya geçip tepsiyle aldığınız yerler. Burada da evet, içecek alanları mevcut. Şimdi bakalım burada ne kadarmış fiyatları. Sonra
Evet, bir şey daha vardı. Neden bu kadar pahalı? Onu geçen sefer açıklamıştık. Gördüğünüz gibi bir Coca-Cola bile 11 lira fiyat koymuşlar. Evet, buradan böyle aynı zamanda da havalimanını yukarıdan görmeniz mümkün. Şimdi yavaş yavaş aşağıya ineceğiz. Tabii ki bence bu benim düşüncem. Siz geldiğiniz zaman belki farklı görebilirsiniz ama havalimanı, yani bu kadar büyük bir havalimanı için buradaki belki 3-4 tane restoran biraz az kalmış gibi, yani fast food ya da daha fazla belki yemek alanları olabilirdi ama tabii pasaport alanını geçtikten sonra çok sayıda alan var. O kısmı da daha sonrasında sizlerle birlikte gezeceğiz. Atatürk Havalimanı'nda hatırlarsınız ilk girdiğinizde giderken, yani dış hatlara giderken iki tarafta alışveriş yerleri vardı. Burada da bu alışveriş yerlerini görebiliyorsunuz ama bence hani bu kadar büyük havalimanına göre Atatürk Havalimanı'ndan sanki sayı olarak biraz daha az gibi geldi. Yani pasaport kontrolünden önceki alan için bu yorumu yapıyorum. Bu benim düşüncem. Ve şimdi işte bir tane daha burada orta bölümde alışveriş yapabileceğiniz bir kafe tarzı bir alan daha var. Hemen şöyle gösterelim. İşte bu arka taraftaki bu alanda bakalım neler varmış. İşte şöyle burada sandviçler ve pastane tarzı bir yer. İşte arka tarafta şimdi yavaş yavaş yürüdüğümüz zaman da göreceksiniz. Oturma alanları da mevcut orada. Evet, burası iç hatlar, gidişin hemen ön tarafı ve burası aynı zamanda da evet Türk Hava Yolları'nın, biraz önce bahsetmiştik ya, dış hatlar, sadece dış hatlar için check-in kontuarları var demiştik Türk Hava Yolları'nın. İşte burası da iç hatlar gidiş güvenlik bölümünün olduğu yerin hemen önünde iç hatlar kontuarı var. Yani sadece buradan iç hatlar kontuarından biletinizi, check-in'inizi yapıp gideceksiniz. Tabii bu neden şu anda böyle? Daha sonrasında biliyorsunuz alan genişledikçe muhtemelen bu alanlar işte dış hatlar terminali, iç hatlar terminali diye ayrılacak. Onu zaman içerisinde göreceğiz. Gittikçe genişleyen bir havalimanı olduğu için onun planlamasını değişen şartlar da belirliyor olabilecek. Şimdi gördüğünüz gibi biraz önceki o kahvenin oturulan yeri. Yani burada hemen arkamızda bir kitapçı var ve onun arkasında da bir eczane bulunuyor. Tabii yani biz burada geçen sefer boydan boya çekmiştik, hatırlıyorsunuz. 12 dakika sürmüştü. Şimdi eczaneden bir şey ihtiyacınız olsa, şaka gibi yani, orada ihtiyacınız olsa buraya gelmek, yani normal şartlarda hızlı adımlarla, yani bir iki adam rahatsızlandı, o 20 dakika sürer yani herhalde. En arka tarafta midesinde bir şey olsa eczaneye koşturması gerekse ya araçla gitmesi lazım ya da buraya gelene kadar, eczaneye gelene kadar bir minimum 15 dakika geçer. Çünkü bizim kaydımız bile bakarsanız kanaldan 12 dakika sürmüştü. Dolayısıyla bu tip yerlerin bence hani iki tane olması lazım. Bir öbür tarafta bir bu tarafta şeklinde. Tabii bu da bunlar dostane önerilerimiz, yoksa işi bildiğimizden değil de. Yani gördüğümüz, biz çok seyahat eden insanlar olarak diğer havalimanlarında da gördüğümüz şeyler, detaylar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca tabii kanala üye olmadıysanız hala üye olun. Bir de o zil gibi bir kısım var. O yeni videoların geldiğini size haber veriyor. Onu da mutlaka dokunun ve böylece bizi takip etmeye devam edin. Öbür videoya kadar hoşça kalın.